herkesi kendisine abone eden... Aboneyim abone, bilekleri cebimde, ballı lokma tatlısı. İddialı ve cesur kıyafetleriyle trendlere kafa tutan... Kendine gel, sen kendine kendine gel, haddini bil. Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gonca Evcimik'le buluşmamız Bodrum'da. Gel gel bana, havayı yaptım sana. Gel oh, gel koynuma gir. Ne var ki bu defa biraz sitem dolu. Bugün paylaştım en son yaptığınız çekimleri. Hiç değilse hak yerini bulmuş. Gonca Evcimik'i bu kadar sitemkar yapan, bu yaz kameralara yansıyan bikinili halleriydi. Sosyal medyada kusursuz fiziğiyle göz dolduran Evcimik, photoshopsuz halleriyle şok etkisi yaratmış, gelen yorumlarla da kendisi şok olmuştu. Gonca Evcimik, Bodrum'da sonra bir kez daha görüntülenmiş, bu defa içine sinmişti. Ben bile kendimi tanımakta zorlandım ya. Yani o kadar uzaktan teleyle çekince insanlara anlatamıyorsun bunu. Yani o gördükleri gerçek zannediyorlar. Olduğundan zaten ekran bizi 5-10 kilo fazla gösteriyor. Siz öyle çekince tabii moralim bozuldu biraz. Ama neyse, sonra affettiniz kendinizi. Bari bir çekin ya. Çekelim hocam. Bir hafta arayla çekilen iki görüntüsünün ilkinde ters ışığın kurbanıydı Evcimik. Yani ters ışık, ters açı, bir sorunu çektiğiniz gayet güzel. Yani dolayısıyla bunu insanlar anlamıyor. Ama ben tabii şey istiyorum arkadaşlarımdan, sizlerden. Biraz daha burada dikkat edilirse hani ışığa falan, o zaman herkes çok mutlu olur. Gerçek ve photoshoplu halleri çok başını ağrıtmıştı Gonca Evcimik'in çok. Gelen eleştiriler bir hayli sertti, canını fazlasıyla sıkmıştı. Gerçi herkese böyle geçirilmiyor ama bana geçirdiler. Bakıyorum daha beterler var, hiç kimse bir şey yazmamış onlara. Neyi var Eren Ağaç'ta açtığınız çocuklar? Her şey tatlıya bağlandığına göre gerilim Evcimik'in tatil günlüklerine. Kendisi bilindiği üzere yılın yarısından fazlasını Bodrum'daki evinde geçiriyor. Hal böyle olunca artık erkekler de fedon, kadınlar da Gonca Evcimik denize düşünce sezon açılıyor. Ben denize düşünce gördünüzüm. Daha doğrusu ben imtihana başlarsam eğer şezlongla, Yoncalı şezlongla imtihanı her sene bir öyle çıkıyorum enteresan bir şekilde. Evet, benim şezlongla imtihanım görülürse yaz geldi demektir. Bir diğer taraftan konserlerine devam eden Gonca Evcimik bu aralar hümalı bir çalışmadaydı. 2023-2024 sezonu benim için biraz daha farklı olacak. Hem benim 45. yıl sanat yılım, 40'ını kutlamıştım bundan 5 sene önce. Hem de 60 yaşına giriyorum 16 Eylül'de. Dolayısıyla bu sene benim için çok önemli, çok özel, çok güzel, interaktif bir şov hazırlıyorum. Ekim'den itibaren inşallah onu sahnelemeye başlayacağız. 45. sanat yılını kutlamaya hazırlandığı özel şovun detaylarını da hızlıca öğrendik. 45. sanat yılım diyorum, az buz değil yani. Çünkü çok küçük yaşta, 16-15 yaşında sahneye çıktım ben profesyonel olarak. Dolayısıyla o günden bugüne olan bütün birikimim, sahne üstünde paylaştıklarım, buna müzikaller dahil, bir sürü sanatçılar dahil, çünkü kimine dans ettim arkasında, kimine vokal yaptım. Sonra ben sahneye çıktım, ben bir sürü sanatçı kardeşim yetiştirdim. İçinde bütün bunların olduğu, dans, müzik, tiyatro derdiyse diyelim, ufak ufak parodilerin olduğu şahane bir şov hazırlıyoruz. Gonca Evcimik sevenlerine sürpriz yapıp 45. sanat yılına özel yeni bir şarkı da yapardı belki. Yeni bir şarkı yapar mıyım? Çok istiyorum fakat 90'lar yapmaktan fırsat yok. Yani insanlar artık yeni bir şeyleri kabul etmiyorlar. Yeni çıkan sanatçılar bile yeni şarkılarla zorlanıyorlar. Ve onlar bile artık bizim şarkılarımızı söylemeye başladılar biliyorsunuz. Yani 90'lar şarkıları söylüyor yeni çıkanlar. Onlarla albüm yapıyorlar. Dolayısıyla biz bunun içindeyken, özellikle ben 90'da aboneyle bu sayfayı açmışken, yeni bir şey yapmayı çok anlamlı bulmuyorum müzikal açıdan. Müzik dünyasında şimdilerde rap müzik revaçta, rapçiler ön planda. Gonca Evcimik de bu furyada yerini alır mı merak ettik doğrusu. Hemen bu araya, bu benim şeyi bulun, oldu gözlerim doldu klibini. Yine mi geldin bana bak, buruma geldi yeter artık kendini ve beni gel. Türkiye'de ilk Sörhat diye çok eskilerinden şeyin, onların artık duayeni yani şu anki rapçileri, duayeniyle ben bir şarkı yaptım. Diyorum ya, çok çok unutuluyor artık her şey ve balık hafızı olduk milletçe. Dolayısıyla siz de bunu hatırlatmış olursunuz. Yani ben ilk ben yaptım zaten bunu. Kaldı ki
ilk rap söylemi de Wonder Woman Brothers. Yapmam demiyorum ama şu anda öyle bir proje yok diyorum. Dansa girdiği sanat dünyasında 90'larda pop müziğini başlattığı ilk rap şarkı, ilk rock şarkı, ilk çekilen profesyonel klip, Türkiye'nin ikinci tekli şarkısı gibi birçok ilklere imza attı, müzik dünyasına öncülük etti. Şimdi aradan geçen 45 yılda yaşadığı hiçbir andan pişman değildi Evcimik. Çok güzel zamanlardan geçtim. Yani dünyanın en zengin, en şanslı insan olarak addediyorum. İnsanlardan biri olarak addediyorum kendimi. Çünkü şu anda müzikal yok ülkemizde. Türkiye'nin müzikallerinin en baba zamanlarında o bütün müzikallerde dansçı, tiyatrocu, şarkıcı olarak rol aldım. Şovlarda rol aldım. Türkiye'nin en önemli oyuncuları ve sanatçılarıyla çalıştım. İnanılmaz bir gençlik yaşadım. Çocukluğumda, gençliğimde, yani bir daha gelsem yine aynı noktada olmak isterim. Dolu dolu geçen hayatının beyaz perdeye aktarılması ise an meselesiydi. Böyle bir çalışma var, duydunuz da mı soruyorsunuz bilemedim ama. Tamamen doğal. Evet, Eylül ayında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. İsteniyor böyle bir şey yapılsın. Ama ne tarz olmalı, yani biyografi gibi mi olmalı, film gibi olmalı, bunun tartışması içindeyiz. İnşallah olacak. Biraz da özel hayatını konuşalım istediğimiz Evcimik, yalnızlık ömür boyu diyenlerden. Hep yalnızlık yavrum, yalnızlık ömür boyu. Bugüne kadar el ele kimselerle görmediğimiz, bırakın görmeyi, adının bile hiçbir aşk iddiasına anılmadığı ünlü şarkıcı yalnızlığıyla mutluydu. Özellikle de pandemi döneminden bu yana zaten neredeyse yalnızlığı tercih eder hale geldim. Yani bu güvensizlik, bu korkuttular bizi hayattan, çok oydu buydu. Tam yeni yeni sakinleşmeye başladım, şimdi ikinci dalga geliyor diyorlar. Evet, bir müddet daha herhalde yalnız olacağım, bilmiyorum. Ama yalnızlığı seviyorum yani, özgür olmayı seviyorum çünkü. Bu arada geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz Yonca Evcimik, dizindeki bandajın sebebini açıkladı. Aşırı dansı son zamanlarda konserlerde çok yüklenmekten minisküs yırtığı, efendime söyleyeyim, yan bağlarda ve kıkırdakta bir ezilme söz konusu, tedavi oluyorum şimdi. Haydi sallayalım dünyayı, durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı.